Ev tozu akarları çıplak gözle görülemeyip mikroskop ile izlenebilen eklem bacaklar ailesinden canlılardır. Nemli ve sıcak ortamlar çoğalmaları için uygundur. İnsanların deri döküntüleri ile beslenirler. Ev tozundaki ana alerjen kaynağı ve alerjik solunum yolu hastalıklarının tetikleyicisi olduğu yaklaşık 60 yıl önce anlaşılmıştır. Genellikle dışkılarına karşı alerji gelişmektedir. Ev, okul, kreş, iş yeri gibi kapalı ortamlarda bulunurlar. Peki akarlardan nasıl korunabiliriz? Ev tozu akarları hemen her türlü kumaşta yaşayabilirler. Özellikle yastık, yorgan, yatak, kalın kumaşlı perde, halı, mobilya gibi kolaylıkla toz tutabilen ev eşyalarında yüksek oranda bulunmaktadırlar. Kullanılan yastık, yorgan, yatak için yün veya kuş tüyü olmaması özel olarak dokunmuş anti alerjik kılıflar ile kaplanması, kılıfların haftada en az bir kere değiştirilmesi ve en az 60 derecede yıkanması önerilir. Mümkünse halı kaldırılmalıdır. Kaldırılamıyor ise duvardan duvara kalın yünlü bir halı yerine ince bir küçük kilim tercih edilmelidir. Toz tutan kalın perde yerine kolaylıkla yıkanabilecek ince bir tül ya da stor perde tercih edilmelidir. Oda mümkün olduğunca sade olarak döşenmelidir kitap, süs eşyası, oyuncak kapalı dolapta muhafaza edilmeli. Peruş ve tüylü oyuncaklar mümkün olduğunca ortamdan uzaklaştırılmalıdır. %50'nin üstünde bir nem oranı ev toz akarlarının yaşam koşullarını olumlu yönde etkilemektedir. Bundan dolayı evde buhar makinaları kullanılmamalı, nemli ortama zehrin hazırlayan bir su kaçağı var ise mutlaka tamir edilmelidir. Ev sık sık havalandırılmalıdır. Nem kontrolü sağlanamıyorsa Döşemeli eşya mümkün olduğunca az kullanılmalıdır.